Herkese Finlandiya'dan merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Seçimleri arkamızda bıraktık. Ve televizyonlar hepinizin de gördüğü gibi, duyduğu gibi seçim değerlendirmeleriyle dolup taşıyor. Herkes konuşuyor, ağzı olan konuşuyor. Bunun böyle olacağını hepimiz biliyorduk, tahmin ediyorduk. Daha doğrusu bazılarımız biliyordu. Hatta ben seçimin sonucunu dahi neredeyse nokta atışıyla, halbuki bu benim işim olmadığı halde, uzakta olduğum halde, Türkiye dışında olduğum halde sonucunu dahi tahmin edebildi sonucu tutturdum. %52,5 diye tahminle bulunmuştum. Bu benim gönlümden geçen bir tahmin değil demiştim. %52,5 civarında olacak demiştim ve sonuçta da %52.18 olarak seçimler sonuçlandı Erdoğan'ın lehine. Bu konuyu sizinle değerlendirmek istiyorum. Adam niye kazandı? Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kılıçdaroğlu ise neden kaybetti? Bunun sebepleri liste halinde sayfalarca olabilir. Bunları kendimce başlıklar haline getirmek istiyorum. Birkaç örnekle de açmak istiyorum. Elbette sizlerin de ekleyebilecekleri başlıklar muhakkak olacaktır. Çünkü yapılacak değerlendirme 21 yıllık bir değerlendirme olacak. 21 yıl geriye doğru bakmamız gerekiyor. Belki biz 21 yılda bütün yapılan hataları ya da olumlu icraatları hatırlayamayabiliriz. Ama Dediğim gibi aklımıza gelen başlıklar altında bunları sizlerle irdelemek istiyorum izin verirseniz. Konuya geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı sizler rica ediyorum. Videolarımı beğenin, beğendiğiniz videolarımı sosyal medyada paylaşın. Faruk amcanızla, Fatma teyzenizle, kankanızla yorumlarınız ve sorularınız elbette benim için çok değerlidir. Şimdi videomuza geçelim. Burada benim başlığım adam neden kazandı ya da nasıl kazandı. Adam tabiri hepinizin de bildiği gibi Muharrem İnce'ye ait bir tabir. O yüzden bu tabiri kullanıyorum. Tırnak içinde adam kelimesini kullanıyorum. Elbette Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan neden ve nasıl kazandı? Asıl bunun başlığı. Bunu başlıklar halinde sizlerle paylaşacağım. Elbette Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, muhalefetin yaptığı hatalar da bunda etkili olduğu için onları da sayacağız. İki başlık altında ben bunları irdelemek istiyorum. Erdoğan neden kazandı? Kılıçdaroğlu neden kazanamadı? Başlıkları altında bu videomu yapmak istiyorum. Bu sohbetimiz sizlerle yapmak istiyorum. Benim gördüğüm Erdoğan'ın bu seçimleri ya da 21 yıldır iktidarda kalmasının en önemli faktörü Erdoğan'ın insan ilişkileri halkın içinden gelerek bu politikayı yapması, Türk halkını çok iyi bilmesi ve sahiciliği içten yapması. Bunu halkımız anlayabiliyor. Her ne kadar muhalefet rol yapıyor gibisince demeçler verse de bunun öyle olmadığını halkımız biliyor, görüyor, tecrübe ediyor. Yani Erdoğan'ın sahiciliği, insan ilişkilerine çok kuvvetli olması elbette bunun yanında da liderlik vasıfları öne çıkıyor. Burada elbette medya desteğinin de önemli bir faktörü var ama tek başına etken değil medyada Erdoğan'ı destekliyor ama seçimleri kazanmasını tek başına yetmiyor elbette. Birçok medya Erdoğan'ın icraatlarını gösteriyor. Cumhurbaşkanı olmasından dolayı bu avantajı var. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın. Bu avantajı kim olsa zaten kullanır. Ben yeni Cumhurbaşkanı adayım. Beni haberleri çıkarmayın diyemez. Cumhurbaşkanı olarak çıkıyor zaten. Hepinizin de bildiği gibi devlet adamlarıyla görüşmeler yapıyor. Bunlar haber değeri taşıyan şeyler. Haksızlık oluyor. Bu haberleri denilemez. O yüzden bu işin doğası gereği medyanın desteği de yani görünürlüğü de çok fazla oluyor. Erdoğan'ın devlet adamı olması, devleti yönetmesi sebebiyle. Erdoğan anketleri devamlı takip ettiği için başarılı kampanyalar yürüttü. Bir faktörlerden bir tanesi bu. Ben öyle görüyorum. Çok güzel reklam yayınladı televizyonda tam 12'den vuran reklamlar bunlar. Yani halk diliyle konuşursak bam teline bam teline halkın vuran reklamlar bir de 21 yıl boyunca yapmış olduğu icraatlardan destek aldı. Yani halkın arasında bir terim yayıldı. Yaparsa Erdoğan yapar terimi veya yaparsa AK Parti yapar ve bunda da haklı bu boş bir slogan değil. Bu sloganın içi dolu 21 yıl boyunca bunu Erdoğan doldurmuş vaziyette. Bu sloganı da kendisi bulmadı bulsa bile içi dolu icraatlardan bahsetmişken yaparsa reis yapar, Erdoğan yapar deyince birkaç örnek de vermek gerekir. Milli savunma sanayindeki desteği başarılar ve bu Başarıları, icraatları alt alta sayarsak biliyorsunuz onlarca sayfa olur. Sadece başlıklarını yazsak bile yani yaparsa reis yapar. Sloganın içi dolu. Nükleer santral, petrol gaz bulunması, yollar, tüneller, havaalanları, köprüler, Toki elbette Toki evleri. Atık bunlar hemen benim aklıma gelen şeyler. Her gittiği yerde hepiniz de biliyorsunuz Erdoğan yedi işletmeleri projeleri hayat geçiriyor Temel dahi atmıyor açılışlara gidiyor sadece ve yaparsa Erdoğan yapar imajını hakkıyla kullanıyor hak ederek bu sloganı taşıyor. O kadar artı şeyi var ki Erdoğan'ın kazanmasında. Dediğim gibi elbette eksileri de var. Ben burada artılarını sayıyorum ki çünkü kazandı eksilerini değerlendirecek olan bu seçimden sonra nerede düştüyse oyları gene iktidar Erdoğan ve ekibi olacak AK Parti olacak yani. Onları da o değerlendirmeyi de onlara bırakıyorum. Çünkü ekonomi var başka şeyler var. Bunların açıklamaları da var elbette. İşte koronadır, Ukrayna-Rusya savaşıdır vesairedir. Bunların açıklamaları da var. O yüzden bu olumsuzlukları algımız anlayışla karşıladı ama bir de yapılan hatalar var. Onları da değerlendirecek olan AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan olacaktır. O yüzden bu konuya pek fazla girmiyorum çünkü kazandı. Diğeri Kılıçdaroğlu ise adam niye kaybetti? O kadar çok iyi onun listesi de o kadar kabarık ki onlarca sayfa listeler halinde yazabiliriz. Kılıçdaroğlu'nun da elbette bu listeyi 15 yıl boyunca doğru mu söylüyorum bilmiyorum. 15 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliğini yapıyor. Daha fazlaysa düzeltin arkadaşlar. 15 yıl boyunca maalesef inandırıcı olamadı. ikna kabiliyeti maalesef olmadı. Tutarsızlıkları o kadar çoktu ki namus sözü verdiklerin dahi yapabilecekleri şey şeyleri dahi yapmadı, yapamadı. Belediyeler için seçimlerde namus sözü verdi. Onların peşinde dahi durmadı. Bunlar gerçekleşti mi diye takip etmedi. Ve bunun gibi birçok yıllar boyunca birikmiş söz verip de gerçekleştirmedi. Şeyler var. Anlık her şeyi söz veriyor sonra unutuyor takip etmiyor belki onun olumsuz eksi tarafı buydu EDB ve PKK'nın desteğini alması gizli desteğini alması daha doğrusu açık destek onları verirken onun kabul etmemesi dürüst olarak çıkıp bunu ilan etmemesi arkasında duramaması yani pısırık bir politika uyguladı Erdoğan'a göre. Erdoğan ne yaptı? Hüdapar'ı geldi seçim zaferini ilan ederken Cumhurbaşkanlığı sarayı önünde diğer ittifak ortaklarıyla beraber orada yanında boy gösterisi yaptı. Onunla beraber ortaklarıyla beraber herkese gösterdi. İşte bu benim ortaklarım dedi. Demokratik Sol Parti liderinden tutun Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Başkanı, Sinan Oğan, Hüdapar Genel Başkanı hep hepsini oraya dizdi. O yüzden inandırıcılığı, dürüstlüğü Erdoğan'a artı puan getirdi. Bunu taklit dahi edemeyen Kılıçdaroğlu elbette bu ona olumsuzluk eksi puan olarak geri döndü seçimlerde. Her kim akıl verdiyse Atatürk'ü ihmal ettiler. Atatürk'ü kaptırdılar başka partilere. Hepiniz de biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir. Atatürk'ün adını anmadılar. Resimlerini dahi göğüslerine gere gere eskiden olduğu gibi asamadılar. Hep HDP'den ondan bundan korktuklarından büyük ihtimal. Kampanyada yapılan olumsuzluklardan bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar herkesle iyi geçinmeye sakin bir karakter sergilemesine rağmen tutarsızlığıydı ve kendi interlandını kontrol algına alamamasıydı. Çünkü partiçi çekişmeler yüzünden çok bölmüştü. Onu destekleyenleri dahi organize edemiyordu. Onları etki altında tutamıyordu. Bu kampanyadaki tutarsızlık yani Kılıçdaroğlu ne kadar hoşgörülü, sakin bir tavır benimsemiş olsa da kampanyasında diğer taraftan onu destekleyen medya, belli kişiler, sosyal medya bunların oy verenlere karşı kullandıkları dil oldu. O bir şeyler yaparken arka tarafta daha doğrusu interlandında onun kuyusu kazıldı. İsteyerek ya da istemeyerek onu ben karar veremem. Örneğin Fatih Portakal'ın kör cahil demesi birinci turdan sonra seçmenlere karşı bu kişiler her ne kadar CHP üyesi olmasa da CHP'yi destekleyen kişiler bunlar CHP'nin anesine yazılan olumsuzluklar. Gene depremzedelere yapılan hatta kendi belediyesinin Tekirdağ Belediyesi'nin yaptığı anlaşılmaz uygulama. Kemal Kılıçdaroğlu helalleşeceğiz orada derken helalleşelim derken herkese gül dağıtırken diğer bir kendi partisini destekleyen kanalda da iktidar iktidara gelince yargılanacaksınız, sizi yargılayacağız cümleleri. Yani tutarlılık kesinlikle yok inandırıcılık yoktu. Biri öyle diyor, biri başka diyor. Benim bir tane aklıma gelen var. Interland'ını kontrol edememesi dedim ya. Denizli'de gençlik kollarının Kılıçdaroğlu ziyaretinde kürsüye çıkarken baba filminin müziğini kullanması. Bunu nasıl izin verdiler? Hiç düşünmediler mi? Baba filmi demek ne demek? Ister istemez halkımız Kılıçdaroğlu'nu veya CHP'yi suç örgütleriyle bağdaştırdı. Bunlar aklı kalan kalıcı şeylerdir her ne kadar o amaçla kullanılmasa dahi o müzik maalesef bir suç örgütünün, filminin, müziğinin partide kullanılmasına kim izin verdi? Negatif kampanyalar yürüttüler. Seçmenin oyunu kazanmaya yönelik değil, sanki olan seçmeni tutmaya yönelik kampanyalardı bunlar. Onları memnun edici kampanyalardı bunlar veya faaliyetlerdi. Gerçi bu benim dediğimin seçim kampanyasıyla alakası yok ama demin de dediğim gibi uzun yılları da değerlendirmemiz lazım. Akşener'in altılı kalkıp tekrar oturması, sosyal medyada CHP İnterlandı'nın gelenek haline getirdiği linç kampanyası, bunu Muharrem İnce'ye de uyguladılar. Bunlar onlara artı oy getirmedi. Gene ortaklarından Babacan'ın Türklük tanımı, Türklük Türk kelimesini anayasadan çıkarma mülakatı, konuşması, Kılıçdaroğlu parti için mücadeleye fazla odaklandığı için de bunlarla büyük ihtimalle muhtemelen mücadele edemedi. Kendi Interland'ını kontrol altında tutamadı diye düşünüyorum. Bir de elbette bunu da söylememiz lazım. Kılıçdaroğlu ne kadar politikacı olsa da liderlik vasıfları eksik kaldığı için, kitlelere ateşleyemediği için, Interland'ına hakim olamadığı için bu ona eksi olarak, eksi oy olarak döndü. Bir de CHP'ye de parti içinde demokrasi yok Muharrem İnci'yi, İmamoğlu'nu nasıl oyun dışı bıraktığını hepimiz gördük fırsat vermiyor, vermedi. İnandırıcılığı gene burada sorgulandı. Adalet yürüyüşü yapan adam eşitlikten bahseden, adam özgürlükten bahseden demokrat amca parti içinde öyle değildi. Açık açık Muharrem İnce'nin ona meydan okumasına dahi izin vermedi. Aynı şekilde İmamoğlu'nun yani İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na göre daha fazla liderlik vasfı taşıyor ama Kılıçdaroğlu taşımıyor. Baykal gibi değil. Ece gibi bir liderli karakteri yok ya da kendine uygun bir karakter. Maalesef geliştiremedi. Algılarla bunu yapmaya çalıştı. Gandhi Kemal denildi. Olmadı. Demokratik amca denildi. Gene olmadı. Bütün yaptığı kampanyalar ona geri döndü. Sana söz kampanyası çok başarılı bir kampanyaydı ama sözünde durmadığı için veya onlara takip etmediği için verdiği sözlerin yapılıp gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmediği için bu ona eksi bir kampanya olarak geri döndü ve hala daha Kılıçdaroğlu demokrat amca rollerinde hele hele o ikinci turdan önce o kızgın buradayım bir yere gitmiyorum videosu Herkesi şaşırttı, iş gereği yoktu, kimlere mesaj verdi bilinmiyor ama o uysal, sakin, herkese gül dağıtan Kılıçdaroğlu karakterine uymuyordu, uymadı. Yani kendi kendine yaptı aslında. Bazı şeyler söylüyordu, beş dakika sonra başka söylüyordu. Kendi kendine yalanlar durumu düştü, çok düştü. Kimden akıl alıyordu bilmiyorum. Oraya buraya hatırlıyorum, kendini zincirledi. Şimdi de seçimlerden sonra elbette kaybettiğini kabul etmiyor. O 25 milyonun hepsinin kendine verildiğini zannediyor. Öz eleştiri de yapmıyorlar. Öz eleştiri yapmayınca da Kılıçdaroğlu neredeyse 80 yaşına geldi. Hala partinin olduğuna yapıştı bırakmıyor. Kimse de ona karşı cesaret edip bayrak açamıyor. Bayrak açmaya çalışanların ne hale getirdiğini görüyorlar. Muharrem İnce gibi, İmamoğlu gibi. Ele şimdi önümüzde yerel seçimler var. Belediye başkanlarını Kılıçdaroğlu belirleyeceği için adayları hiç kimse bayrak açamaz. Sesini dahi çıkaramaz. Çıkaramayacağını düşünüyorum. Zaten o da şimdi zamanı oynuyor. Öz eleştiri yapmıyor. Sadece başkasını suçlamaya devam ediyorlar. İşte birinci turda hangi gazeteydi? Sözcü gazetesiydi herhalde. Halk tokmuş gibi başlık atıyorlar. Yani seçmeni suçluyorlar. Şimdi Suriyeliler yüzünden kazandı diyorlar. Zamanı oynuyorlar yani. Seçimlerin dürüst olmadığını, oyların çalındığını söylüyorlar. Kılıçdaroğlu elem terefi, şkem gözleri şiş taktiğini uyguluyor. Ve anlamadığım bir şey de hala daha sosyal medyada avluya devam ediyorlar. Sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Kendilerine öz eleştiri yapacaklarını Erdoğan'ı eleştiriyorlar. Erdoğan seçimleri kazanınca ilk kutlayanlara bakın dış güçler kutlamıştır gibisince manalı paylaşımları yapıyorlar. Yani dış güçler Erdoğan'ı destekledi. Bu kişiler Erdoğan'ı destekledi. imajını yaymaya, algısını yaymaya çalışıyorlar. Bu durumlardan çıkabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken anayasa değişikliğini desteklemek, siyasi partiler kanununun değişmesi ki parti liderleri bu kadar diktatör gibi güç sahibi olmasınlar, belirleyici olmasınlar. Her şeyi onlar seçiyorlar. Belediye başkanı adaylarını, milletvekili adayları ve daha bilmediğimiz düzüklerinde ne yazıyorsa onları oraya gelen bir defa oradan kalkmıyor. Kendi isteğiyle kalkmadığı müddetçe de kimse onu oradan gönderemiyor. Çok zor. Bu kişiler nedense hasta da olmuyorlar. Kim bırakır ki böyle büyük bir şirketin başını yönetim kurulunun o kadar sorumlu olmayan bütçesi, o kadar büyük olan çeşmenin başını kim bırakmak ister ki? Kim değiştirir ki siyasi partiler kanunu? kim ister ki anayasa değişikliği yapma o yüzden bu anayasa değişikliği siyasi partiler kanunu bilmiyorum bizim ömrümüz yeter mi değiştiğini görmek siyasi partiler kanununu göreceğiz. Umarım Erdoğan bunu başarabilir. Denedi, başaramadı. Anayasa değişikliğini denedi, başaramadı maalesef. Erdoğan da artık son demlerini politikada yaşamakta. İmamoğlu'ndan da zaten ben hiç umutlu değilim. İmamoğlu treni kaçırdı. Akşener ona destek verdi. Öyleyken o fırsatı kaçırdı. Yaşı 51, 51 yaş sonra artık önünde yapabileceği bir şey yok. Zaten Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alarak da bu seçimi kaybetmesinin sorumlularından bir tanesi oldu. Adam niye kazandı? Adam niye kaybetti? Onu birazcık dilim döndüğünce sizlerle irdelemek istedim. Daha başka fikirleriniz varsa yorumlara yazın ya da aynı fikirde değilseniz Yorumlara yazın. Sorularınız varsa sorularınızı da cevaplamaya çalışırım. Kanalıma abone olmadıysanız yine kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşelim diyorum. İnanmıyorsan tekrar hepinize selamlar, sevgiler, esen kalın, hoşçakalın.